Milliyetçi Hareket Partisi Tarsus İlçe Teşkilatı tarafından Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda Anayasa Değişikliği Referandum Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocabaz, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gidecek başka yerimiz yok. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda yaşıyoruz. Ve Allah'ın izniyle de bir gün hak vaki olduğunda yine bu toprakların belki üstünde değil ama altında beraber olacağız. Çünkü insanların nerede doğduğu değil, nerede doyduğu önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmadı. Türk milletinin tarih boyunca dahili ve harici düşmanları hep oldu. Bundan sonra da olacak. Ama bizler şayet birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ila nihaye yaşamaya devam edecek. Başkan Kocaman siyasi gündemin ülkenin birliği üzerine olması gerekliliğini belirterek yapılan hataların ağır bedellere mal olduğunu ve bu yüzden 15 Temmuz'u iyi okumak gerektiğini belirtti. Aslında bizler değerlendirmelerimizi yaparken 15 Temmuz öncesiyle 15 Temmuz sonrasını birbirinden ayırmamız gerekir. Şöyle bir hatırlayalım. Değerli arkadaşlarımız, konuşmacılar bunu aslında dillendirdiler. 7 Haziran öncesinde bizim mücadelemiz neydi? AKP iktidarının yaptığı yanlışlarla mücadeleydi. Ülkenin verilen tavizlerle adeta bölünme noktasına gelmiş olmasıyla mücadeleydi. Mücadele neydi? Biraz evvel Baki Bey'in de söylediği gibi anayasanın en önemli ve vazgeçilmez maddelerinin tartışmaya açılmasından dolayı bir mücadeleydi. Allah'a çok şükür bir musibet bir nasihattan evladır derler. Bu 15 Temmuz inşallah herkesin aklını başına getirmiştir. İnşallah buradan herkes dersler çıkarır ve inşallah bundan sonra geçmişteki gaflet bir daha yaşanmaz. Ülkemiz bölünme noktasına gelmez. İnsanlarımız kaos ve kargaşaya sürüklenerek birbirine kırdırılmaz. Devletin içinde halen kripto FETÖ'cülerin olduğunu vurgulayan Başkan Kocamaz, kendilerini kamufle etmişler ve şimdi kendilerini kurtarmak için birçok insanı töhmet altında bırakarak kurtuluş yolu arıyorlar dedi. 15 Temmuz'da bu ülkeye hainlik düşünen her kim var ise bir an evvel toparlanıp gereken en büyük ceza verilmeli. Ama şu anda devletin içerisinde halen kripto FETÖ'cüler görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Bunlar devletin içerisine sinmiş, kendilerini bir şekilde kamufle etmişler. Kendilerini kurtarmak için birçok suçsuz insanı da töhmet altında bırakarak kendilerini gözden kaçırma gayreti içerisindeler. Değerli arkadaşlar, tarih bir gecede yazılmaz. Tarih aradan yıllar, yüzyıllar geçtikten sonra yazılır. Aziz Atatürk'ün bir sözü var, diyor ki tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer.
İşte bugün geldiğimiz nokta bizim coğrafyamızı başkalarının çizmeye kalkışması. Türkiye dünyada şu anda yalnız. Nedenini tartışmak istemiyorum. Öyle ya da böyle biz bu noktaya gelmişiz. Türkiye'nin yalnızlığa itildiği, adeta bedeni dünyadan dışlanmaya çalışıldığı bir dönemde bizim her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Onun için diyoruz ki bu devlet peygamberin övgüsüne mazhar olmuş bir milletin devleti. Bize düşen bu mazhariyeti bundan sonra da hür ve bağımsız olarak sürdürebilmek. Bugün geldiğimiz noktada 16 Nisan bir sistem değişikliği, kesinlikle bir rejim değişikliği değil. Burada bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde olması ve ülkenin bekası yönünde bir karar vermesi gerçekten önemli. 16 Nisan'da evet de çıksa, hayır da çıksa, biraz evvel bir arkadaşımız söyledi, biz yine beraber olacağız, birlikte yürüyeceğiz. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu tavrı hep birlikte değerlendirmek ve arkasında durmak mecburiyetindeyiz. Ben şimdiden 16 Nisan'da çıkacak kararın memleketimiz için hayırlara vesile olmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini ve geleceğe güvenle bakma yolunda hepimize ön açacak bir sonuç olarak çıkmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sizleri inşallah emanet ediyorum. Sağ olun.